aslında Mekamoy. Kırklar Dağı'ndan doğan ve Kırklar Çayı'ndan beslenen Tağar Çayı, Dersim'in Çemişgezek ilçesinin batısından geçerek Keban Baraj Gölü'ne dökülmektedir. Tağar Çayı Vadisi, bitki örtüsü bakımından oldukça zengindir ve çayın kenarlarında çok çeşitli ağaç türlerinin oluşturduğu doğal bitki örtüsü bulunmaktadır. Doğal güzelliğinin yanında tarihi yapıları da ev sahibi yapan Tağar Çayı'nın üzerinde Tağar Köprüsü ve Urartu İndelikleri bulunmaktadır. 1961 yılında ilçenin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla bir HES projesi yapıldı. Ancak Keban Barajı'nın yapımıyla yapılan HES atıl durumda kaldı. Geçtiğimiz Haziran ayında ise Er İdare Turizm İnşaat, Gıda Temizlik Hizmetleri Alımı, Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından HES'in kapasite artışı için Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuruldu. Uzmanlar tarafından milli park olma kriterleri taşıyan Tağar Çayı ve çevresindeki yaban hayatı koruma altına alınması gerekirken yok ediliyor. Ber Sözleşmesi'ne göre koruma altına alınan dağ keçileri başta olmak üzere susamuru dahil birçok canlıya ev sahipliği yapan Tağar Çayı'nın üzerine yapılan kaçak inşaata son verilmelidir. Sermaye ve onun işbirlikçileri nehirlerimize, ormanlarımıza ve bir cümle yaşam alanlarımıza göz koymuştur. 90'larda köy yakmaları ve boşaltmaları ile bölgemiz mahvedilirken 2000'li yıllarda ise bölgemiz barajlar ve maden projeleriyle yok edilmeye çalışılıyor. Dersim'de bulunan akarsular Türkiye'nin su potansiyelinin yaklaşık 1/3'ünü oluşturmaktadır. Dersim havzasının %75'i dağlık, %5'i plato şeklindedir. Bölgeye yapılmış olan 27 baraj ve HES projesi bulunmaktadır. Dersim coğrafyası gerek bitki örtüsü, gerekse ev sahipliği yaptığı birçok canlı ile dünyada eşine az rastlanır bir bölgedir. Öyle ki sadece Munzur Vadisi Milli Parkı'nda resmi olarak saptanmış 1600 bitki türü bulunmaktadır. Bunların %18'i endemik bitki türleridir. Dersim havzasının çeşitliliği birçok ülke ile yarışır durumdadır. Örneğin Hollanda'dan daha fazla İngiltere ile eşdeğer düzeyde doğal çeşitliliğe sahiptir. Bunun yanında Dersim coğrafyası, başaklar, dağ keçileri, bozayılar, susamurları, neslinin tükendiği düşünülse de geçtiğimiz aylarda Dersim'de görülen Anadolu parsı dahil birçok canlının yurdudur, yuvasıdır. Bu sebeple bölgede yaşayan insanlar tarım yapamayacak hale gelmiştir. Bölgenin geçim kaynağı sınırlı olduğu için insanlar göç etmeye mecbur bırakılmıştır. Ülkede mevcut iktidar ve küresel sermaye ile tarımın bitirilmesi sonucunda ülke ekonomik olarak tarımsal anlamda dışa bağımlı hale getirilmiştir. Tarım arazilerinin yok edilmesi, ürünlerin üreticiden çok ucuza alınması, üreticinin yerli ve verimli tohum kullanmaması ve yerine ithal ve verimsiz tek dönemli tohumların kullanımı açısından dayatmaların yapılması gibi birçok sebep ile beraber bölgede tarım yapma oranı iyice düşmüştür. Bunun sonucunda gerek bölge insanı gerekse Türkiye'de yaşayan insanlar sağlıklı ve temiz besinlere erişemez hale gelmiştir. Dersim coğrafyasının insanı gerek inancı gereği gerekse de doğa ilişkisiyle Dersim'in doğasını bu korumuştur. Ancak gelinen yerde bölge devlet ve sermaye tarafından deyim yerindeyse yok edilmeye, ant içilmiş şekilde tahrip edilmektedir. Yapılan projelerden rant elde edilmesinin yanında bölgenin kendine özgün Kürt Kızılbaş kimliği de bu projeler eliyle yok edilmektedir. Örneğin yapılan projeler sonucunda geçtiğimiz yıllarda Gola Çetu, Hızır'ın gölü sular altında kalmıştır. Dersimlilerin inanç merkezleri adeta doğanın bağrıdır. İnsanlarımız için ziyaretgahlarımız kutsaldır. Kişilerin gidip ibadet ettiği, kurban kestiği, niyaz dağıttığı yerler genelde akarsu kıyılarında bulunan ziyaretgah alanlarıdır. Ve bu alanlar yüzyıllardır herhangi bir el değmeden bugüne getirilmiş olsa da bugün sermaye ve devlet eliyle yok edilmektedir. Her geçen gün iklim krizinin derinleştiği, bu derinleşmenin etkisiyle birlikte dünyayı bekleyen onlarca yıkım söz konusu iken yönümüz sermayenin rantın yönü değil yaşam alanlarımız olmalıdır. Keza dünya aynı zamanda sadece insanların değildir. İnsan dışındaki her canlı bu dünyanın bir parçasıdır. Küresel iklim değişiklikleri artık hissedilir boyutlara gelmiştir. Keza bu yaz son yılların en sıcak geçen yazlarından biri olmuştur. İklim değişikliği ile birlikte her sene ortalama sıcaklıklar 1 derece artmaktadır. Dersim bölgesinde bulunan nehirler yağışlar ve kar ile beslenen nehirler oldukları için yağışların azlığı suların miktarını her daim belirlemektedir. Yağış az ise dere ve nehirlerin su miktarı oldukça azalmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu başkanlığındaki bir ekip Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Tarım ve Çevre Komisyonu adına Türkiye'de iklim değişikliği ve tarımda sürdürülebilirlik raporu hazırladı. Rapora göre 2050'den itibaren özellikle kış aylarında 250 ve 300 milimetreye varacak olan azalmalar yüzünden Ege ve Akdeniz kıyılarında Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde yağış eksikliği yani kuraklık yaşanması öngörülüyor. Her gün ülkenin birçok bölgesinde ormanlar yakılıyor, maden arılmaları için onaylar veriliyor. HES'ler ve JES'ler yapılıyor.
gün geçmiyor ki doğanın tahribatına dönük bir şey olmasın. Öyle ki toplum olarak birçoğuna yetişemiyoruz. Yurdun dört bir yanı yakılıp yıkılıyor, tahrip ediliyor. Ancak bölge illerinde bütün bu ranta ek olarak güvenlik gerekçeleri adı altında bahaneler sunularak tahribat katmerleştiriliyor. Bizler bir kez daha vurguluyoruz. Kaz Dağları'ndan Akbelen'e, Akbelen'den Dersim'e bütün doğa kardeştir. Yurt genelindeki doğaya zarar veren her projeye karşı ayrımsız karşıyız, karşı çıkacağız. Yaşanabilir, sağlıklı ve temiz bir dünya için mücadele edeceğiz. Dersim Dernekleri Federasyonu, Ege Çevre ve Kültür Platformu, İzmir Dersim Dernekleri.